billahi min shaytanir <laughs> racim bismillahir rahmanir rahim ve iz qulna tukhlu hadhihi al qaryata minha haythu shi'tum ragadan ve tukhulu al baba sujada ve qulu hittatun nazir lekum khatayakum ve sanazidu al muhsinin bir de biz şu kasabaya girin dilediğiniz yerde istediğiniz bol bol yiyin kapısından secde ederek girin ve dilediğimiz günah yükümüzün düşmesidir deyin ki kusurlarınızı affedelim. Zira biz iyi davrananların mükafatını artıracağız demiştik. Bir de biz şu kasabaya girin demiştik. Burada sözü edilen kasaba hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Denilmiş, denilmiştir ki o Beytül maktistir. Allah'ın sizin için belirlediği mukaddes yere girin beyanında görüldüğü üzere. Orası Beytül maktistir. Allah'ın sizin için belirlediği mukaddes yere girin beyanında görüldüğü üzere. İsrailoğulları oraya girmek ve ikamet etmekle emredilmişlerdir. Çünkü bolluk ve bereketle nitelenen Beytül Maktis'te yaşayışları rahat geçecek ve rızıkları bereketli olacaktı. Şöyle de denilmiştir. İsrailoğullarının girip ikamet etmekle emrolundukları yer çölün bitimi ve sınırında bulunan bir yerleşim merkeziydi. Belirtmek gerekir ki sözü edilen yerleşim merkezini Kariye bilmeye ihtiyacımız yoktur. Bizim için gerekli olan onların muhalefet ettikleri şeyi bilmek, Allah'a itaat etmemeleri ve emrini yerine getirmemeleri sebebiyle kendilerine gelen azaptan haberdar olmaktır. Buradaki köyün neresi olduğunu, yerleşim merkezinin neresi olduğunu bilmeye ihtiyacımız yoktur. Bizim için gerekli olan onların muhalefet ettikleri şeyi bilmek, Allah'a itaat etmemeleri ve emrini yerine getirmemeleri sebebiyle kendilerine gelen azaptan haberdar olmaktır. Nihayen gerçeği bilen Allah'tır. Dilediğiniz yerde istediğinizi bol bol yiyin. Daha önce ayette yer alan rahat kelimesinin rahat yaşayış ve fazla servet anlamına geldiğini kaydetmiştik. Kapısından secde ederek girin. Bu ilahi beyanda yer alan bab kelimesinden gerçek anlamdaki kapı kastedilmiş olabilir ki o da girmekle emrolundukları kasabanın yerin kapısıdır. Yine kasabanın kapısı ile kapının kendisi değil kasaba kastedilmiş olabilir. Şu kasabaya girin demiştik beyanında olduğu gibi. Burada kasaba anılmış fakat kapıdan söz edilmemiştir. Bu sözlük açısından caiz olup yaygın bir kullanımdır. Mesela falan filan kapıya girdi denilir. Ancak gerçek anlamda kapıyı kastetmeyip o kişinin içinde bulunduğu durumu dile getirmiş olurlar. Secde ederek bu kelime ile gerçek manada secde kastedilmiş olabilir. Bu durumda üç şekilde yorumlanması mümkündür. Biri o mekanı selamlama anlamına gelebilir. İkincisi girdikleri yerdeki düşmanlarını yok ettiği için Allah Teala'ya şükür manası taşıyabilir orada zorba bir toplum var mealindeki ilahi beyanın işaret ettiği gibi. Kelimenin gerçek anlamda secde konumunda olması da ihtimal dahilindedir. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh yoluyla rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğullarına kasabaya secde ederek girmeler emredilmiş fakat onlar farklı biçimde girmişlerdir. Binaenaleyh İsrailoğullarına gelen musibet Allah'ın emrine muhalefet etmeleri yüzünden olmuştu. Secdenin namazdan kinaye olması da mümkündür. Zira Araplar bazen secdeyi namaz diye de isimlendirirler. Buna göre İsrailoğulları kasabaya girerken namaz kılmakla mükellef tutulmuşlardır. Bir başka ihtimale göre secde emri gerçek anlamıyla secde veya namaz olmayıp Allah'a boyun eğip itaatte bulunmak, gelecekleri kasabada kendilerine lütfettiğimiz nimetler, rahat yaşayış ve istedikleri gibi hareket etme lütuflara karşı şükretmekten ibarettir. Dilediğin, dilediğimiz günah yükümüzün düşmesidir. Dilediğimiz günah yükümüzün düşmesidir deyin. Bu ilahi beyan hakkında iki yorum yapılmıştır. Bir ayette geçen hıdda kelimesi la ilahe illallah cümlesidir denilmiştir. Bunun düşürme anlamındaki hıtta kelimesiyle ifade edilmesi, şirk dahil her türlü günahı yok etmesidir. Bir anlamda onlar iman ve İslam ile emredilmişlerdir. Bir de şöyle denilmiştir, dileğimiz günah yükümüzün düşmesidir deyin. Yani işlediğimiz günah ve hataların affedilmesini isteyin ve kötü davranışlarınızdan ötürü pişmanlık duyun. Bir bakıma İsrailoğulları günahların bağışlanmasına vesile olan istiğfar ve tövbe fiilini işlemekle yani pişmanlık duymakla emredilmişlerdir. Nihai gerçeği bilen Allah'tır. Bunun da hem şirki hem büyük günahları hem de bunların altında kalan diğer günahları kapsaması muhtemeldir. ki kusurlarınızı affedelim. Aziz ve celil olan Allah bazen hataya, bazen hatiat, bazen udhulu, bazen üskünü, yine bazen fe enzelna, bazen de fe buyurmuştur. Halbuki olay aynıdır. Bunun sebebi lafızların ve dillerin farklı oluşuyla anlamın ve ilahi kastın değişmeyeceği konulan hüküm ve gönderilen şeriatların kelime ve lafızlara değil, bunlara derece konulan manalara göre düzenlendiğinin anlaşılmasıdır. Aziz ve celil olan Allah, yukarıdaki kıssayla ilgili anlatılırken, bazen hataya, bazen tiyat, bazen utkulu, bazen üskünü, bazen feenzelna, bazen de feerselna buyurmuştur. Halbuki olay aynıdır. Bunun sebebi kızların anlamın ve ilahi kastın değişmeyeceğidir. Konuma hüküm ve gönderilen şeriatların kelime ve lafızlara değil, bunlara derece edilip konulan manalara göre düzenlendiğinin anlaşılmasıdır. Bu tamamen işaretledim. Biz iyi davrananların mükafatlarını artıracağız. Bu ilahi beyanda yer alan el muhsinin kelimesinden maksat daha önce iman edenlerdir. Bununla birlikte dilediğimiz günah yükümüzün düşürülmesidir deyin beyanından sonra Müslüman olup o zamana kadar kafir hayatı yaşayanı da kapsaması anla kapsamasına alması muhtemeldir. Kapsamına alması muhtemeldir dilediğimiz günah yükümüzün düşürülmesidir deyin. Beyanından sonra Müslüman olup o zamana kadar kafir hayata yaşayanı da kapsamını alması muhtemeldir. Ayette yer alan ziyade kavramının Allah'ın gelecekte kulunu iyilik yapmaya muvaffak kılması manasına alınması mümkündür. Artık kim cömert davranarak verir, Allah'a karşı saygılı olur ve tevhid gibi en güzel gerçekleri benimserse biz ona huzura giden yolu kolaylaştıracağız mealindeki beyanında olduğu gibi. Sözü edilen ziyade şu ayet-i kerimede belirtilen cevapta fazlalık anlamına da gelebilir. İşte sabretmelerine karşılık bunların mükafatı iki defa verilecektir. Onlar evet. ki kötülüğü iyilikle önler ve kendilerine verdiğimiz nimetlerden Allah yolunda harcarlar. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء fakat o zalimler kendilerine söylenen sözü başka şekle çevirdiler. Biz de yoldan çıkmaları sebebiyle üzerlerine gökten bir bela indirdik. Fakat o zalimler kendilerine söylenen sözü başka şekle çevirdiler. Ayette yer alan febeddele kelimesi olmayan bir zulmü ve aziz ve celil olan Allah'ın kendilerine emrettiği şeye ters düşen davranışı yapmak anlamına geldiği gibi verilen talimat dışında davranmalar manasına da alınabilir. İsrailoğullarının değiştirdikleri sözün mahiyeti açıklanmamıştır. Aslında bunu bilmeye ihtiyacımız yoktur. Bizim için gerekli olan şey yaptıkları değiştirme, Allah'ın emriyle hareket etmeme, ve ona muhalefette bulunma sebebiyle kendilerine uygulanması gereken neticedir. Cenab-ı Hak lütfu ve keremiyle bunu açıklamıştır. Biz de yoldan çıkmaları sebebiyle üzerlerine gökten bir bela indirdik. Ayette geçen riz kelimesi melekler vasıtasıyla gökten indirilen azap demektir. Azabın bir kısmı Lut kavmi ve benzerlerine geldiği gibi melekler vasıtasıyla iner. Bir kısmı da yıldırım, şiddetli ses ve benzeri olduğu gibi herhangi birinin aracılığı olmaksızın gökten iniverir. yoldan çıkmaları sebebiyle bazen yoldan çıkmaları bazen de zulmetmeleri şeklinde ifade edilmişse de hepsi aynı sonuca varır. Yoldan çıkmaları zulmetmeleri şeklinde ifade edilmişse de hepsi aynı sonuca varmış. Zikrettiğimiz bu ayetleriyle naklettiğimiz haberlerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risalet ve nübüvvetinin ispatı vardır. Şöyle ki ehli kitap Ellerindeki kitaplarda kayıtlı bulunmaları sebebiyle bu haberleri bilmekte, Hz. Peygamber de onların huzurunda sözü edilen haberleri kitaplarında olduğu gibi zikretmekteydi. Oysa ki Resulullah ehli kitap ile görüşmüyor ve kitaplarını okumuyordu. İşte bu realite onun sözü edilen haberleri Allah'tan aldığını kanıtlamaktadır. Bu tür haberlerin Kur'an-ı Kerim'de yer alışında Resul-i için kavminin kendisine karşı direnişi ve itaat etmeyişi sebebiyle sükun ve huzur, ayrıca sabır gösterme vesileleri vardır. Bunun yanında muhataplarının muhalefeti ve yaranlamasının davet ve irşat tarihinde ilk hadiseler olmadığı, aksine geçmiş ümmetlerin peygamberlerine karşı tavırlarının benzer şekilde gerçekleştiği işaretleri de. Geçmiş peygamberler bu tür olaylara karşı sabır ve tahammül gösterdi. Sen de ey Muhammed onlar gibi sabret. Nitekim şu ayet-i kerime aynı hususu vurgulamaktadır. Azimli ve kararlı ulul azm peygamberler sabrettiği gibi sen de sabret ve muhataplarının cezalandırılmasını hemen isteme. ve izis ve izis tesqa Musa li kavmihi fe kunna turib bi asakir hajar fe hajarat min ithnata ashrata ayna kat alime kullu unas meşrabahum kulu veşrabu min rizkillah ve la ta'tav fil ardi müfsidin Musa kavmi için şu su arayışına çıktı biz de ona elindeki asa ile taşa vur dedik taştan 12 kaynak fışkırmış ve her bir grup içeceği pınarı öğrenmişti. Allah'ın lütfettiği nimetlerden yiyin için ama yeryüzünde fesat çıkarmayın demiştik. Musa kavmi için su arayışına çıktı. Biz de ona elindeki asa ile taşavur dedik. Yani Musa ihtiyaçlara doğduğunda kavmi için su aramış. Allah Teala da kendisine elindeki asa ile taşavur vur diye vahyetmişti. Daha önce temas ettiğimiz üzere aziz ve celil olan Allah İsrailoğullarına Hz. Musa'nın asası yoluyla hayret verici mucizeler göstermişti. Mesela sihirbazların gösterdiği marifetleri yutan ejderhaya dönüşmesi gibi. Şu ilahi beyanlarda açıklandığı üzere Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler? Sihirbazların gösterdiği bütün marifetleri vermiş. Bir de ne görsünler? Kocaman bir ejderha. Yine asasıyla vurup denizin yarılması gibi. Deniz yarıldı ve su yolunun iki kenarı koca birer dağ gibi oldu. Yahut da asasıyla taşa vurup su pınarlarının fışkırması ve sayılması uzun zaman alan diğer mucizeler. Aziz ve celil olan Allah asayı Hz. Musa'nın nesalet ve nübüvvet delillerinden kılmıştır. Allah'ın yoktan, hiçlikten yaratması. Hazreti Musa'ya gösterilen hayret verici mucizelerde alemin hiçten, lamin şey yaratılıp meydana getirilişinin kanıtlanması vardır. Hazreti Musa'ya gösterilen hayret verici mucizelerde alemin hiçten, lamin şey yoktan yaratılıp meydana getirilişinin kanıtlanması vardır. Şöyle ki aziz ve celil olan Allah lütuf ve keremi sayesinde aslında bir yerden başka bir yere taşınabilecek kadar küçük olan bir taştan sayılarını ancak kendisinin bilebileceği büyük kalabalıklara yetecek kadar su çıkarmış ve bu taştan her grup için ayrı bir pınarın fışkırmasını sağlamıştır. Şimdi sözü edilen suyun tamamının küçük ve hafif bir taşın içinde bulunması ihtimal dahilinde değildir. Suyun bu taşın altından fışkırması da mümkün görünmemektedir. Şu halde suyu taşta icat edip hiçten meydana getirenin Allah Teala olduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü bahis konusu taş su türünden olmadığı gibi onun kimyasal oluşumuna da sahip değildi. Cenab-ı Hak buna kadir olunca alemi de önceden mevcut olan herhangi bir nesne ve temel madde olmaksızın yaratıp meydana getirmeye kadir olması tabidir. Aziz ve celil olan Allah'ın asadan dönüştürdüğü ejderha ve yılanı İsrailoğullarına göstermesi de buna benzemektedir. Ejderha ve yılan asanın asli maddesi ve yapısına sahip olmadığı gibi ondan türeyip doğmuş da değildir. Aksine Allah bu iki canlıyı kendi lütuf ve keremiyle icat edip ortaya koymuştur. Baştan 12 kaynak fışkırmıştı. İsrail oğullarının da 12 başkan beyanına dayanarak 12 grup olduğu söylenmiştir ki bunların hepsi Yakup'un oğullarıdır. Cenab-ı Hak her grup için müstakil bir pınar yaratmıştır. Bu grupların her biri amcaları ve amcalarının oğullarına değil bağlı bulundukları atalarına intisap etmiştir. Durumun böyle gerçekleşmesinde atalarla olan ilişki kesilmedikçe mirasın baba silsilesinin dışına verilemeyeceğinin ispatı vardır. Burada ayrıca şu hususa da işaret bulunmaktadır ki kırsal kesim ile vahalarda yaşayan insanların dağınık ve birbirinden uzak değil birbirine yardım ve destekte bulunacak şekilde toplu halde bulunmaları gerekmektedir. Çünkü İsrailoğulları izdiham verecek kadar kalabalık olmalarına rağmen dağınık ve birbirinden uzak değil toplu halde yerleşmişlerdi. Halbuki hayvan otlatmak ve geniş avlulu, geniş meskenleri kurabilmek için dağınık ve birbirinden uzak bir şekilde oturmuş olmak daha faydalı kolay olmalıdır. kırsal kesim ile vahalarda yaşayan insanların dağınık ve birbirinden uzak değil, birbirine yardım ve destekte bulunacak şekilde toplu halde bulunmaları gerekmektedir. İsrailoğulları izlem verecek kadar kalabalık olmalarına rağmen dağınık ve birbirinden uzak değil toplu halde yerleşmişlerdi. Halbuki hayvan otlatmak ve geniş avlulu geniş meskenler kurabilmek için dağınık ve birbirinden uzak bir şekilde oturmuş olmak daha faydalı ve kolay olmalıdır. Her bir grup içeceği bunları öğrenmişti. Yani su yolunu. Her bir gruba ait müstakil bir su yolu tespit edildiğinde böyle bir planlamada çekişme ve tartışmanın ortadan kaldırılması söz konusudur. Şayet su yolları müşterek olsaydı aralarında çekişme ve ayrılığın doğmasından endişe edilirdi. Bundan ise hısım ve akrabalığın tehlikeye uğraması gibi bir sonuç doğmaktadır yiyin yani kudret helvası ve bildırcından için yani Allah'ın sizin için taştan çıkardığı sudan. Bunların ikisi de hiçbir zorluk ve zahmete katlanmayan İsrailoğullarına Allah Teala'nın lütfettiği nimetlerdir. Ama yeryüzünde fesat çıkarmayın. Yani yeryüzünde fesat çıkarmak için dolaşmayın. Ayette yer alan la ta'tev la tusidu fesat çıkarmayın şeklinde yorumlanabilir. Çünkü asıl fesadın kendisidir. Bir anlamda Cenab-ı Hak şöyle demiştir. Yeryüzünde fesat çıkarmayın. Aksi takdirde müfsit olursunuz. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام من واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم kânû yekfurûne bi âyâtillâhi ve yektulûne nebiyyîne bi gayril hak zâlike bime asav ve kânû yâtedûn bir zaman geldi ki siz Musa bir çeşit yemek de yetinemeyiz. Rabbine dua et de toprağın bitirdiği ürünlerden sebze, salatalık, sarımsak, mercimek ve soğan türünden çıkarıp bize lütfetsin dediniz. Musa ise iyi olanı kötüsüyle değiştirmek mi istiyorsunuz? O halde şehre inin. İstedikleriniz orada bulunmaktadır." diye cevap verdi. Ama üzerlerine aşağılık ve yoksulluk damgası vuruldu. Allah'ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve peygamberleri haksız yere öldürmeleriydi. Aşağılık ve yoksulluk damgası vuruldu. Allah'ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve peygamberleri haksız yere öldürmeleriydi. Evet, bunun sebebi ilahi buyruklara karşı çıkmaları ve hakkın sınırlarını ihlal etmeleriydi. Bir zaman geldi ki siz Musa, biz bir çeşit yemekle yetinemeyiz dediniz. Birkaç şekilde yorumlanmıştır. Denilmiştir ki gökten ilk indirilen şey kudret helvasıydı. Bunun üzerine İsrailoğulları bir çeşit yemekle yetinemeyiz dediler. Ar Ardından bıldırcın gönderildi. Şöyle de denilmiştir. Onlar kudret helvasından yuvarlak bir parça alıp bıldırcınla yiyor, onu tek yemek sayıyor ve bununla yetinemeyiz diyorlardı. İsrailoğullarının yemeklerinin günde bir defa olması bu sebeple de tekrar ve başka yemekler istemiş bulunmaları da ihtimal dahilindedir. Rabbine dua et de toprağın bitirdiği ürünlerden sebze, salatalık, sarımsak, mercimek ve soğan ürünler çıkarıp bize lütfetsin. İmam şöyle dedi. İmam şöyle dedi. Bu ilahi beyan hususi şeylerin aziz ve celil olan Allah'a nispet edilişinin anlamını bize açıklamaktadır. Bu nispet edilen hususi şeyin Allah nezdindeki üstünlüğünü gösterir. Bu daha önce ilk olarak geçmişti. Hususi şeyin Allah'a nispeti o şeyin üstünlüğünü gösterir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Beytullah, Resulullah, Nagatullah terkipleri bu kabilden olup hepsi yüceltilme konumunda bulunur. Allah'ın evi, Allah'ın Resulü şeklindeki terkipler hep yüceltme konumunda bulunur. Külli şeylerin Allah Teala'ya nispeti ise Rabbin tazim edilip yüceltilmesine yönelik olur tek hususi şeylerin nispet edilmesi, o hususi şeyin yüceltilmesi anlamı taşır. Resulullah, Allah Resulü gibi. Külli şeylerin Allah'a nispeti ise Rabbin tazim edilip yüceltilmesine yöneliktir. Mesela her şeyin Rabbi, her şeyin yaratıcısı, göklerin ve yerin Rabbi, göklerin, yerin yaratıcısı ve benzerleri. Bütün bunlar Rabbin yüceltilmesi niteliği taşır. Ayette geçen fu kelimesi hakkında farklı görüşler belirtilmiştir. Bir terakkiye göre fu sarımsaktır. Rivayet edildiğine göre kelime Abdullah bin Mesud kıraatinde ve sumiha ve sumiha şeklindedir. Bir görüşe göre fuhum buğdaydır. Şu ilke kısmını bir alalım. Musa ise iyi olanı kötüsüyle değiştirmek mi istiyorsunuz dedi. Bu ilahi beyanda yer alan etna kelimesi hakkında birkaç yorum yapılmıştır. Değerde daha aşağı önemli görülüp rağbet edilmesi veya sağlayacağı faydalar açısından daha aşağı. Bir de şöyle denildi. Toprağın bitirdiği bu ürünler İsrailoğullarına zorluk ve meşakkat çekilerek ulaşılacağı için daha aşağıdır. Kudret elbası ile bıldırcın ise teminin de güçlük olmadığından daha iyidir. Bu manaların hepsi aynı konuma ulaşır. Etna kelimesinin daha aşağı derecede ve daha az anlamına gelmesi de muhtemeldir. Şüphe yok ki onların peşine düşüp istedikleri şeylere sahip olduklarından aşağı derecedeydi. İyi olanı kötüsüyle değiştirmek mi istiyorsunuz? İsrail oğullarına istedikleri aşağı derecedeki ürünler verilmişti. Bu verilenler din açısından kendileri için daha elverişli olsaydı Hz. Musa onları kınamazdı. Bu verilenler din açısından kendileri için daha aşağı daha elverişli olsaydı Hz. Musa onları kınamazdı. Öyle anlaşılıyor ki ürünler elverişli olmadığı halde onlara verilmiştir. Bununla da din açısından diğer alternatifler daha elverişli olmasına rağmen asla Allah Teala'nın bir fiili işlemesinin hikmet açısından mümkün olduğu kanıtlanmış olur. Böyle anlaşılıyor ki ürünler elverişli olmadığı halde onlara verilmiştir. Bunun da din açısından diğer alternatifler daha elverişli olmasına rağmen Allah Teala'nın bir fiili işlemesinin hikmet açısından mümkün olduğu kanıtlanmış olur. O halde şehre inin denildi ki bu ilahi beyanda geçen Mısır kelimesi bilinen ülkenin adıdır. Mısır bilinen ülkenin adıdır. Bir anlayışa göre öre ise o şehirlerden biridir. Çünkü İsrailoğullarının istedikleri ürünler ancak şehirlerde bulunuyordu. İstedikleriniz orada bulunmaktadır. Yani istediklerinizden maksat o ise tekrarlanan çeşitli yemekler demektir. Sadece çeşitli yemekler idi ise söylediği gibidir. Ama üzerlerine aşağılık damgası vuruldu. Ayette yer alan zille kelimesi hakkında birkaç yorum yapılmıştır. Denildiğine göre zillet, talep ettikleri çeşitli yemekler yüzünden zorluk ve güçlüklere göğüs germe zilletidir. Yahut da Rabbilerin asi olmaları sebebiyle çizgi ödeme ve hakir görülme zilletidir. Bir de bunun çalışıp uğraşma zilleti olduğu ifade edilmiştir. Çünkü önceki gıdaları çalışıp uğraşmadan kendilerine ulaşıyordu. Ve yoksulluk meske, meskenetin fakirlik ve ihtiyaç olduğu yahut da Rablerine asi olduklarından ahirette ümitlerini kesmeleri manasına geldiği ifade edilmiştir. Allah'ın gazabına uğradılar birkaç şekilde yorumlanmıştır. Ba'u kelimesinin döndüler, müstahap oldular, layık oldukları gibi anlamlarına geldiği ifade edilmiştir ki bunların hepsi aynı noktada birleşmektedir. Allah'ın gazabına uğradılar. Ba kelimesinin döndüler, müstahak oldular, layık oldular gibi anlamlara gelmesi ifade edilmiştir ki bunların hepsi aynı anlama gelir. Benzer ifade daha önce geçmişti. bunun sebebi Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri. Daha önce belirttiğimiz üzere Kur'an'da yer alan ayat kelimesi Allah'ın pe peygamberlerine verdiği ve onların ellerinde icra ettiği delillerdir. Ayet kelimesi Allah'ın peygamberlerine verdiği ve onların elinde icra ettiği mucizelerdir. Hasan Basri ayetin Allah'ın dini anlamına geldiğini söylemiştir. Burayı da işaretleyip geçelim. ve peygamberleri haksız yere öldürmeleriyle bu ifadenin İsrailoğullarının dışındaki kavimler için söylenmiş olması mümkündür. Çünkü Hz. Musa zamanında Harun'dan başka peygamber yoktu. İsrailoğulları Harun'u öldürmüş değillerdi. Ancak şöyle düşünmek mümkündür. Peygamberleri öldürenler Musa'dan sonra gelen İsrailoğulları mensuplarıydı. Yahut da bunlardan başkalarıydı. Şunu da belirtmek gerekir ki İsrailoğulları tarihinde peygamberlerin öldürülmesi bilinen bir husustur. İsrailoğulları tarihinde peygamberlerin öldürülmesi bilinen bir husustur. Hatta bir gün içinde şu kadar peygamberin nebi öldürüldüğü nakledilmiştir. Halbuki Resullerden herhangi birinin öldürüldüğü zikredilmemiştir. Bunun sebebi nihai gerçeği bilen Allah'tır ya Cenab-ı Hakk'ın şu beyanlarında anlatılan husustur. Şüphesiz ki biz Resullerimize yardım edip zafer vereceğiz. Mürseller, evet onlar mutlaka ilahi yardım ve zafere eriştirileceklerdir. Allah Teala bu tür ayetlerde Nebilere değil, Resulleri muzaffer kılacağını haber vermiştir. Allah'ın yardımcısı olduğu herkes şüphe ki daima muzaffer olacaktır. Çünkü benzerinin meydana getirilmesi mümkün olmayan ayetlerin mucizelerin verildiği kimseler resuller olup bu tür ayetlerin mevcudiyetine rağmen onlara mukabelede bulunmak düşmanlar için mümkün değildir. Nebilere gelince onlar sözü edilen karşı durulmaz. Ayetlere, mucizelere sahip bulunmuyor. Sadece insanları Allah'ın dinine başka kategorideki ayetlerle karşı konulamaz değil, başka kategorideki mucizelerle davet ediyorlardı. Bu sebeple peygamberler tarihi boyunca nebilerden öldürülenler olmuş fakat resullerden görülmemiştir. aynı birden fazla konu var. İsrailoğulları peygamberleri öldürmüşlerdi. Peygamberleri öldürenler Musa'dan sonra gelen İsrail oğulları mensuplarıydı. Şunu belirtmek gerekir ki İsrail oğulları tarihinde peygamberlerin öldürülmesi bilinen bir husustur. Hatta bir gün içinde şu kadar peygamberi Nebi'yi öldürdüğü nakledilmiştir. Halbuki Resullerden herhangi birinin öldürüldüğü zikredilmemiştir. Bunun sebebi nihai gerçeği bilen Allah'tır ya Cenab-ı Hakk'ın şu beyanlarında anlatılan husustur. Şüphesiz ki biz Resullerimize yardım edip zafer vereceğiz. mürseler evet onlar mutlaka ilahi yardım ve zafere eriştirileceklerdir. Allah Teala bu tür ayetlerde nebileri değil Resulleri muzaffer kılacağını haber vermiştir. Allah'ın yardımcısı olduğu herkes şüphe yok ki daima muzaffer olacaktır. Çünkü benzerinin meydana getirilmesi mümkün olmayan ayetlerin, mucizelerin verildiği kimseler Resuller olup bu tür ayetlerin mevcudiyetine rağmen onlara ede bulunmak düşmanlar için mümkün değildir. Nebilere gelince onlar sözü edilen karşılık durulmaz ayetlere, mucizelere sahip bulunmuyor. Sadece insanları Allah'ın dinine başka kategorideki ayetlerle, mucizelerle davet ediyorlardı. Bu sebeple peygamberler tarihi boyunca nebilerden öldürülenleri olmuş fakat resullerden görülmemiştir. Resul Nebi farkı bazı alimler de şöyle demiştir. Resullerden hiçbiri katledilmemiş. Buna mukabil Nebiler veya Resullerin elçileri öldürülmüştür. Durum böyle ise yukarıda naklettiğimiz ayetler bir bu manaya alınır. Değilse bu ihtimal böyle değilse yani Resuller de öldürülmüşse Allah'ın yardım ve zaferi akli ve nakli delillerle gerçekleşmiştir. Bu durumda ilahi yardım hem Resuller hem de Nebiler için söz konusu olup peygamberlerin karşı durulmaz mucizelere sahip olup olmamaları konusunda da herhangi bir ispat yapmak mümkün değildir. Nebilerin mucizeleri bulunmuyor idiyse bunun sebebi kendilerinin ilkin yeni bir şeriat koyma veya eski bir şeriatı kaldırma yetkilerinin bulunmayışıdır. Onların görevi önceki şeriatlara çağrı yapmak mucizeleri ise ya kendi dönemlerinde veya önceki zamanlarda yaşayan resullerin mucizelerinden ibaretti. Yahut da masum oluşlarını gösteren güzel davranışlarıydı. Şunu da belirtmek gerekiyor ki bu nebiler sayesinde daha önce nazil olan semavi kitapların tebliyle maruz kalmadan korunması mümkün olmuştur. Nebiler sayesinde daha önce nazil olan semavi kitapların tebliğle maruz kalmadan korunması mümkün olmuştur. Sözü edilen mesele hakkında nihai gerçeği bilen Allah'tır. Yani Resullerden öldürülen olup olmadı mı? Farklılık var dedi. Nihai gerçeği bilen Allah'tır. Peygamberlerden gelen teplikata dayanmadan kendi düşüncemizle bu konuda fazla söz söylemekten yahut da her peygamberin karşı durulmaz mucizesinin bulunup bulunmadığına dair hüküm vermekten Allah'a sığınırız. Şu kadar var ki Allah Teala dini gerçekler dair açık delilini yeterince herkese duyurmuştur. Burasında birkaç açıdan işaretleyelim. Bazı âlimler şöyle demiştir. Resullerden hiçbiri katledilmemiş, öldürülmemiş. Buna mukabil nebiler veya resullerin elçileri öldürülmüştür. Durum böyle ise yukarıda naklettiğimiz ayetler bu manayı arınır. Değilse yani resuller de öldürülmüşse Allah'ın yardım ve zaferi akli ve nakli delillerle gerçekleşmiştir. Bu durumda ilahi yardım hem Resuller hem de Nebiler için söz konusu olup peygamberlerin karşı durulmaz mucizelere sahip olup olmamaları konusunda herhangi bir ispat yapmak mümkün değildir. Bir daha burayı işaretleyelim. Nebilerin mucizeleri bulunmuyorsa bunun sebebi kendilerinin ilkin yeni bir şeriat koyma veya eski bir şeriatı kaldırma yetkilerinin bulunmayışıdır. Onların görevi önceki şeriatlara çağrı yapmak mucizeleri ise ya kendi dönemlerinde veya önceki zamanlarda yaşayan Resuller'in mucizelerinden ibaretti yahut da masum oluşlarını gösteren güzel davranışlarıydı. Şunu da belirtmek gerekiyor ki Nebiler sayesinde daha önce nazil olan semavi kitapların tebliğle maruz kalmadan korunması mümkün olmuştur. Sözü edilen mesele hakkında nihai gerçeği bilen Allah'tır. Peygamberlerden gelen tebliğata dayanmadan kendi düşüncemizle bu konuda fazla söz söylemek yahut her peygamberin karşı durulmaz mucizesinin bulunup bulunmadığına dair hüküm vermekten Allah'a sığınırız. Şu kısmı da I love them. İnne lezine amenu ve lezine hadu ve nesara ve sabiine men amene billahi vel yevmil ahir ve amine saliha ve lehum ecruhum inde rabbihim ve la halkun aleyhim ve la hum yahzenun. Şu koyuyor ki iman edenlere yani Yahudi, Hristiyan ve sabiilerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp güzel davranışta bulunanlara Rableri nezdinde mükafat vardır. Onlar ne korkacak ne de üzüleceklerdir. Şüphe yok ki iman edenlere yani Yahudi, Hristiyan ve Sabiilerden denildi ki Yahudi, Hristiyan ve diğer zümreyi oluşturan Sabiilerin bu ayetin zahiri ile ilişkili görülmesi mümkündür. Çünkü bunlar biz de Allah'a ve ahiret gününe inandık. Bizim de korku ve üzüntü duymamamız gerekir demektedir. Bu iddiaya verilecek cevap birkaç kısmı ayrılmıştır. Birincisi, Cenab-ı Hak müminleri iman edenler diye zikretmiş. Onların iman konusunu da diğer bir ayette şöyle açıklamıştır. Allah'ın elçisi ve müminler Rablerinden kendisine indirilene iman ettiler. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, elçilerine inandı. Onun elçiler arasında ayrım yapmayız. Halbuki sözü edilen zümreler bir kısmına inanır, bir kısmını inkar eder istemiş. Dolayısıyla ilahi kitaplar arasında da ayrım gözeterek bir kısmına inanırken diğerlerini inkar etmişlerdir. Halbuki aziz ve celil olan Allah'ın tefsirini yapmakta olduğumuz ayette zikrettiği zümreler, bütün peygamberlerin yanı sıra bütün kitapları da iman etmişlerdir. Bütün kitaplara da iman etmişlerdir. Onların imanı böyle olunca korku ve üzüntü duymamaları tabidir. İkincisi, Cenab-ı Hak ayette Allah'a imanı zikretmiştir. Allah'a iman aynı zamanda bütün peygamberlere ve bütün ilahi kitaplara inanmak demektir. Oysa ki sözü edilen zümreler gerçek manada Allah'a inanmamış ve onu tanmamıştır. Şöyle de söylemek mümkündür. Allah salih ameli zikretmiştir. Peygamberlerin bir kısmına inanmamak salih amelin zıttını teşkil etmektedir. Bu sebeple de onların iddialarını kanıtlamak için bu ayette tutunmaları esastan bozulmuştur. Bir de şöyle denilmiştir. Anlam ve hüküm tespiti açısından ayette takdim ve tehir mevcut olup Cenab-ı Hak sanki şöyle buyurmuştur. Yahudiler, Hristiyanlar, onlardan Allah'a ve ahiret gününe inanan ve bir de iman edenler kurtuluşa ermişlerdir. yukarıda verilen anlamlar şunun e, aynısı Yahudiler, Hristiyanlar onlardan Allah'a ve ahiret gününe inanan yani ilahi kitaplar peygamberler arasında ayrım yapmayanlar, kurtuluşa erenler şeklinde anlamı aktardı. Büyük günah işleyenin durumu Mutezile mensupları da onlar ne korkacaklar ne de üzüleceklerdir. Mealindeki ilahi beyanın zahirine tutunmak isteyerek şöyle demiştir. Şüphe yok ki Yahudi Hristiyan ve sahibilerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp güzel davranışlarda bulunanlara Rableri nezdinde mükafat vardır. Onlar ne korkacak ne de üzüleceklerdir. Mutezili mensupları onlar ne korkacaklar ne üzüleceklerdir. Mealindeki ilahi beyanın zahirine tutunmak isteyerek şöyle demiştir. Büyük günah işleyen kimse de korku ve üzüntü duyar. Büyük günah işleyen kimse de korku ve üzüntü duyar. Şayet mümin olsaydı böyle bir duyguya kapılmazdı. Çünkü Allah müminin bundan uzak olduğunu haber vermiştir. Şu halde bu durum kişinin kebire işlemek suretiyle imandan çıktığını kanıtlamaktadır. Mutezile mensuplarına şöyle cevap verilir. Cenab-ı Hak müminlerden her zaman cenab Hak müminlerden her zaman dilimi için korku ve üzüntüyü yok etmiştir. Onların bir zaman diliminde korku hissetmesi, diğerinde ise etmemesi ihtimal dahilindedir. Çünkü her mümin kıyametin korku ve dehşetini psikolojik muhtevasında taşır hatta peygamberler bile şu ilahi beyanın ispatıyla Allah'ın peygamberler bir araya getirilip de "Size ne cevap verildi?" diye soracağı gün onlar "Bizim hiçbir bilgimiz yok." derler. Bunun sebebi o günün dehşetinden korkmuş olmalarıdır. Cennete girip de meskenlerine yerleşince korku ve dehşetleri ortadan kalkar. Görüldüğü üzere müminin bir zamanda korkusu olur, diğerinde olmaz kısım işaretleyelim Sabiler hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Onların meleklere tapan ve zebur okuyan bir kavim olduğu yahut yıldızlara taptığı mecusiler ile Hristiyanlar veya Yahudiler ile mecusiler arasında yer aldıkları bir de Zenad-ı görüşlerini benimseyip iki tanrıya inandıkları ileri sürülmüştür. Doğrusu sahabiler hakkında sahih bir bilgimiz yoktur. Sahabiler hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür onların meleklere tapan ve zebir okuyan bir kavim olduğu yahut yıldızlara taptığı mecusiler ile Hristiyanlar arasında veya Yahudiler ile mecusiler arasında yer aldıkları bir de zenadıkanın görüşlerini benimseyip iki taneye inandıkları ileri sürülmüştür. Doğrusu sabiler hakkında sahih bir bilgimiz tam olarak kim olduklarına dair sahih bir bilgimiz yoktur. ve iz ahadna rafa'na tur ma atayna kum bi kuvvetin ve zkuru ma fihi ey İsrailoğulları sizden sağlam bir söz almış tepenizde yükselttiğimiz tur dağının altında verdiğimiz talimata bütün gücünüzle sarılın ve muhtevasını daima hatırlayın ki kötülüklerden sakınabilesiniz demiştik Sizden sağlam bir söz almış ve tur dağını tepenize yükseltmiştik. Allah'ın aldığı sözün misak, ahit, yaratılış ve fıtrat ahdi ile risalet ve nübüvvet ahdi olmak üzere iki kısma ayrıldığını daha önce anlatmıştık. Daha önce geçmişti. Ahit iki türlüdür. Fıtrat ahdi, risalet ahdi diye etiketleyip geçelim. Allah'ın aldığı sözün ait misak yaratılış tat ahdi ile risalet yani nübüvvet ahdi olmak üzere iki kısmı ayrıldığını daha önce anlatmıştık. Buradaki misak anlamı şöyledir. Biz İsrailoğullarından Tevrat'ta onun muhtevasıyla amel etmeleri konusunda söz almıştık. Tevrat'ta muhtevasına uymaları konusunda söz almıştık. Fakat onlar Tevrat'taki cezai müeyyideler, hadler, çeşitli hüküm ve şeriatlar görüp hoşlanmadıkları için ahitlerini bozdular. Bunun üzerine Allah Tuğru tepelerine dikmiş, onlar da kabule mecbur kalmışlardı. Buradaki ahdin sözünü ettiğimiz yaratılış ve fıtrat ahdi olup onu bozmuş bulunmaları da ihtimal dahilindedir. Kader ve insan fiilleri size verdiğimiz talimata bütün gücünüzle sarılın. Bu ilahi beyan sürekli arz eden bir ciddiyet ve samimiyetle Tevrat'a sarılın. Bir de bütün gücünüzle yani Tevrat çerçevesinde Allah'a boyun eğip itaat edin diye yorumlanmıştır. Mutezile mensuplarından bazıları kulun iradesine bağlı fiillerinde kudretin fiilden önce olduğuna bu ayetle istilal etmek istemişlerdir. Mutezile mensupları kulun iradesine bağlı fiillerinde kudretin fiilden önce olduğuna bu ayetle istitlal etmek istemişlerdir. Çünkü aziz ve celil olan Allah İsrailoğullarına Tevrat'ı benimseyip içeriğine göre hareket etmelerini emretmişti. Şayet Cenab-ı Hak Tevrat'ı ellerine alıp gereğince amel etmeden önce bu fiilin kudretini kendilerine vermeseydi o hususu onlara emretmezdi. Zira İsrailoğulları emrettiğinizi yapmaya kudretimiz yoktur derlerdi. İşte bu husus Allah'ın fiilden önce ona ait kudreti istidat insana verdiğini kanıtlamaktadır. Ancak bize göre, adı geçen zümrenin telakkisi yanlıştır. Çünkü Allah Teala fiilden önce emrettiği zamandan önce İsrailoğullarına kudret verseydi, bu kudret fiilden önce yok olur ve dolayısıyla fiil kudretsiz meydana gelmiş bulunurdu. Zira Mu'tezile'nin görüşlerinden biri de, bir araz olan kudretin iki zaman dilimi içinde devam etmeyip yok olması şeklindedir. Şu halde kudretin fiilin meydana geliş sırasında vücut bulup ondan önce veya sonra değil, tam fiil ile birlikte ortaya çıktığı kanıtlanmıştır. Bir de kudrete fiilin kudreti denilmiştir. Şayet fiilden önce bulunsaydı kendisine nispet edilmesinin bir anlamı kalmazdı. Burasını da birkaç açıdan etiketleyip geçelim. Mu'tezile mensuplarından bazıları kulun iradesine bağlı fiillerinde kudretin istitaatın fiilden önce olduğuna bu ayetle isitat etmek istemişlerdir. Çünkü Aziz ve Celil olan Allah İsrailoğullarına Tevratı benimseyip içeriğine göre hareket etmelerini emretmişti. Şayet Cenab-ı Hak Tevratı ellerine alıp gereğince amel etmeden önce bu fiilin kudretini kendilerine vermeseydi bu hususu onlara emretmezdi. Zira İsrailoğullar emrettiğini yapmaya kudretimiz yoktur derlerdi. İşte bu husus Allah'ın fiilden önce ona kudreti istate verdiğini kanıtlamaktadır. Ancak bize göre adı geçen cümlenin mutezilerin terakkisi yanlıştır. Çünkü Allah Teala fiilden ve emrettiği zamandan önce İsrailoğullarına kudret verseydi bu kudret fiilden önce yok olur ve dolayısıyla fiil kudretsiz meydana gelmiş bulunurdu. Zira Mutezilelerin görüşlerinden biri de bir araz olan kudretin iki zaman dilimi içinde devam etmeyip yok olması şeklindedir. Şu halde kudretin fiilin meydana geliş sırasında vücut bulup ondan önce veya sonra değil tam fiil ile birlikte ortaya çıktığı kanıtlanmıştır. Bir de kudrete fiilin kudreti denilmiştir. Şayet fiilden önce bulunsaydı kendisine nispet edilmesinin bir anlamı kalmazdı. Bu hususta hareket noktası şudur ki Allah Teala verdiğimiz talimata bütün gücünüzle sarılın buyurmuştur. Bilindiği üzere almak, sarılmak buna ait fiili kudretle mümkün olur. Burada iki istidlal şekli söz konusudur. Birincisi alma, sarılma, ahz alma sarılmaya ait olan ve terk etmekten ayrı bir kudret vardır. Alma, sarılma kudreti. İkincisi Allah Teala kudret almayı bütün güçle sarılmayı zikretmiştir. Kudret fiil ile birlikte bulunmadığı takdirde fiilin bu kudretle gerçekleşmesi imkan dahiline girmez. Görülmez misin ki fiilin gerçekleşmesine ait kudret o fiilden birkaç zaman dilime uzak kaldığı takdirde gerçekleşmemektedir. Kudretin fiilden bir tek zaman dilimi bile uzak kalması da aynı neticeyi doğurur. Burasını da aynı yere etiketleyip geçelim. Muhtevasını daima hatırlayın. Birkaç şekilde yorumlanmıştır. Denildi ki, üzgürü unutmayın. Ma fihi onda bulunan ilahi emir ve yasa. Bunları kale almamazlık etmeyin. Belki masiyet ve günahlardan sakınmış olursunuz. Ayrıca Tevrat'ta bulunan tevhid ve imanı unutmayın ki şirkten ve küfürden sakınabilirsiniz. Yahut içerdiği hüküm ve şeriatları veya mükafat, ceza, vaat ve tehditleri unutmayın. Bu yorumların hepsi aynı noktada toplanır. Sümme tevelleytum min ba'de zalike aleykum ve rahmetuhu leküntüm minel khasirin. Fakat çok geçmeden sözünüzden döndünüz. Eğer Allah'ın lütuf ve merhameti yetişmeseydi elbette hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. Fakat çok geçmeden sözünüzden döndünüz. Yani ahdi kabul ettikten sonra bu beyan İsrailoğullarının Hz. Musa'nın ilahi mesajı getirmesinden önce Allah'ın ahdini benim sevmedik, benim sevdiklerini göstermektedir. Musa mesajı getirip de ondaki zorluk ve meşakketi görünce onu benimsemeyip içerdiği hüküm ve şeriatlarıyla amel etmemişler. Nihayet Tur Dağı'nın tepelerine yükseltilmesi suretiyle tehdit edilince kabule mecbur kalmışlardır. Eğer Allah'ın lütuf ve merhameti yetişmeseydi elbette hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. Denildi ki Allah'ın size olan lütfu İslam, merhamet de Kur'an'dır. Allah'ın size lütfu İslam, merhameti de Kur'an'dır. Eğer Allah'ın lütuf ve merhameti yetişmeseydi hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. Allah'ın lütfu İslam, merhameti Kur'an'dır. Yine denildi ki Allah'ın size olan lütfu Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. O size de peygamber olarak gönderilmiştir. Ta ki uzun zaman Allah elçilerinden mahrum, din ve amelden uzak bir şekilde yaşadıktan sonra sizi bir araya getirip uzlaştırsın ve Allah'ın hak dinine davet etsin. Allah'ın size olan lütfunun bir manası da şöyledir. Cenab-ı Hak atalarınızı cezalandırmayı terk edip Tur Dağı'nı üzerlerine yıkmamıştır. Aksi takdirde siz üreyip bugüne gelemezdiniz. Bir de şöyle denildi. Allah'ın size olan lütfu yani İsrail oğullarına Tevrat'ı göndermiş ve onu kabul etmeden sağlamıştır. Aksi takdirde siz ey İsrail oğulları Hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. Velekat alim tümül lezîne tedev minkum fissebti fekulnâ lehum kûnû kıradeten kâsîn. İçinizden cumartesi günü saygınlığını çiğneyenleri, içinizden cumartesi günü saygınlığını çiğneyenleri pekala bilmektesiniz. İşte biz onlara aşağılık maymunlar gibi olun dedik. İçinizden cumartesi günü saygınlığını çiğneyenleri pekala bilmektesiniz. Bu ilahi beyanda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinin ispatı vardır. Buna göre Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Muhammed'in e sallallahu aleyhi ve sellem içinizden cumartesi günü saygınlığını çiniyenlerden ve onlara ne muamelede bulunulduğundan haberdar olmadığını pekala bilmektesiniz. Fakat o bu olayı onlara sonralar e, fakat o bu olayı sonraları bilmiştir. Demek ki onun bilgi sahibi olması aziz ve celil olan Allah sayesinde imkan dahiline girmiştir. Çünkü o sizin kitabınızı okumamış, bunu bilenlerden birine de gidip gelmemiştir. Evet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aziz ve celil olan Allah sayesinde bundan haberdar olarak bilgi edinmiştir. İşte bu husus onun size de Allah'ın elçisi olarak gönderildiğini kanıtlamaktadır. Çinizden cumartesi günü saygınlığını çiğneyenleri pekala bilmektesiniz. İşte biz onlara aşağılık maymunlar gibi olun dedik. Yani cumartesi avlanmak suretiyle o günün saygınlığını çiğneyenlerin başına gelen felaketi bilmektesiniz. Bir de siz biz Allah'ın oğulları ve sevdikleriyiz. Yani Allah'ın elçilerinin oğulları ve sevdikleriyiz diyordunuz. Gerçek dediğiniz gibi olsaydı Cenab-ı Hak onları yaratıklarının en çirkini ve en tiksinileni olan maymunlara çevirmezdi. Zira böyle bir muamele dostlara ve oğullara uygulanmaz. Buradaki hitabın İsrailoğullarının uyarılması konumunda bulunması da mümkündür. Bu uyarının hedefi onların Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, yalanlamalarına ve emrine karşı çıkmamalarına yönelik olur. Çünkü bu takdirde Hz. Musa'ya karşı sergiledikleri aynı tavır sebebiyle atalarının başına gelen felaket bunların da başına gelebilir. Yahudilerin maymuna dönüştürülmesi mesk. Cumartesi günü avlanmanın yasak edilişinin sebebi nihai gerçeği bilen Allah'tır ya şöyle açıklanmıştır. Musa aleyhisselam haftanın bir gününü Allah için ayırmak, o günü ona itaat ve ibadetle geçirmek istemişti ki bu cuma günüydü. Fakat İsrailoğulları onun emrine muhalefet etmiş, ve onu cumartesi olarak belirleyelim. Çünkü cumartesi iş yapmamaya daha iş yapmamaya tahsil edilmiştir demişlerdi. Bunun sonucu olarak o gün avlanmak yasaklanmıştı. Ne var ki avlananlar olmuş, bu fiillerinin cezası olarak da maymuna dönüştürülmüştür. Şu ilahi beyanın yorumu bu anlayışa bağlı olarak yapılmıştır. Cumartesi tatili onda ihtilaf edenlere farz kılınmıştır. Yani Cuma günü hakkında ihtilaf edenlere, Allah hakkında ihtilaf edenlere denilmiştir. Aşağılık maymunlar gibi olun, bu ilahi beyan hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. aşağılık maymunlar gibi olun. Bu ilahi beyan hakkında farklı görüşler ile sürülmüştür. Bazı alimler aşağılık maymunlar olun. insan türüne özgü özelliklerden ortadan kalkması şeklinde asli yapı açısından demiştir. Maymunlar olun. insan türüne özgü özelliklerin ortadan kalkması şeklinde asli yapı açısından demiştir. Şöyle de denilmiştir. Cumartesi saygınlığını çiğneyenlerin temel yapısı maymunların temel yapısına dönüştürülmekle birlikte anlama ve dönüş düşünmeden ibaret insani özledikleri korunmuştur. Anlatıldığına göre kendilerini o gün içinde avlanmaktan alıkoymaya çalışan ırktaşların yanlarına gelmiş ve size bu fiili yasaklamış ve uyarmamış mıydık demişler. Onlar da gözyaşları yanaklarını ıslatmış vaziyette evet işaretinde bulunmuşlardır. Eğer dönüştürmemez bütün insani özelliklerin ortadan kalkması şeklinde olsaydı, söyleneni anlamaz ve maruz kaldıkları felakete üzülmezlerdi. Çünkü her türün ferdi Allah'ın kendisine biçtiği fıtratla memnun ve sevinçlidir. Bir de Allah Teala'nın sözü edilen kimseleri maymunlara dönüştürmesinin sebebi dini gerçekleri yaranlamadaki inatları ve Allah'a karşı gösterdikleri cürettir. Cenab-ı Hak onların bazı insani özelliklerini sürdürmüştür ki olan biteni anlasınlar ve kendilerini Allah'ın en çirkin ve en tiksinli yaratığı olarak görsünler. Bu ilahi beyan hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bazıları insan türünü özgü özelliklerin tamamen ortadan kalkması, insaniyetin kaldırılması şeklinde anlamışlar. Şöyle de denilmiştir. Cumartesi saygınlığını çiğneyenlerin temel yapısı maymunların temel yapısına dönüştürülmekle birlikte anlama ve düşünmeden ibaret insani özellikleri korunmuştur. Anlatıldığına göre Kendilerine o gün içinde avlanmaktan alıkoymaya çalışan ırktaşlar yanlarına gelmiş ve size bu fiili yasaklanmış ve uyarmamış mıydık demişler. Onlar da gözyaşları yanaklarını ıslatmış vaziyette evet işaretinde bulunmuşlardır. Eğer dönüştürmemez bütün insani özelliklerinin ortadan kalkması şeklinde olsaydı söyleneni anlamaz ve maruz kaldıkları felakete üzülmezlerdi. Çünkü her türün ferdi Allah'ın kendisine biçtiği fıtrattan memnun ve sevinçlidir. Bir de Allah Teala'nın sözü edilen kimseleri maymunlara dönüştürmesinin sebebi dini gerçekleri yaranlamadaki inatları ve Allah'a karşı gösterdikleri cürettir. Cenab-ı Hak onların bazı insani özelliklerini sürdürülmüştür ki olan biteni anlasınlar ve kendilerini Allah'ın en çirkin ve en tiksinden yarattığı olarak görsünler. Bu ilahi beyanda Mu'tezile'ye, Reddiye vardır. Onların anlayışına göre Allah'ın yaratıkları içinde çirkin, kabih yoktur. Mahlukat içinde çirkin niteliği taşıyanlar bulunsa, bulunmasaydı Allah'ın cumartesi suçlularının bedenlerini insan suretinden çıkarıp en çirkin şekle dönüştürmesinin anlamı kalmazdı. Bu dönüştürmenin amacı da onun evrine karşı çıkıp yasağını çiğnemeleri yüzünden çarptırıldıkları cezanın sonucunu kendi yapılarında görmeleriydi. Orasını da etiketleyip aşağılık maymunlar aksi kelimesinin aşağılık, zelil veya ba'it yani tabi'i ve güzel olandan uzak manalarından geldiği ifade edilmiştir. Bunların hepsi aynı noktada birleşir. lima beyne ve ma ve lil muttaqin bu olayı hem o günkü insanlara hem de sonra gelen nesillere bir ibret ve kötülüklerden korunacaklar için bir öğüt vesilesi yaptık. Ve bu olayı bir ibret yaptık. Denildi ki birinci kelimeye eklenen ha zamiri cumartesi suçlularının bulunduğu kariye yani kasaba anlamına gelen kelimenin yerini tutar önündeki insanlara yani kasaba hakkında arkasındaki insanlara yani etrafındaki. Yine denildi ki ha zamiri kariye gider. Önündeki arkasındaki kariyeler demektir. Bir de şöyle denildi. Allah ha zamiri ile ceza ve musibeti önündekiler ile geçmiş günahları arka, arkadakiler ile de geride kalanları kastetmiştir. Ve iz gale Musa li inna Allah yemurkum "Kâlû, "Kâl, en ekune minel cahiliyn. Şunu da hatırlayın ki Musa kendi kavmine Allah bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar bizimle alay mı ediyorsunuz diye mukabelede bulunmuş. Musa da şöyle cevap vermiştir. Cahillerden biri olmaktan Allah'a sığınırım. Şunu da hatırlayın ki Musa kendi kavmine Allah bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Denildi ki İsrailoğullarından bir adam öldürülmüş ve başkasının kapısının önüne bırakılmıştı. Bu sebeple onlar tartışmaya girip farklı suçlamalarda bulunmuşlardı. Nihayet Cenab-ı Hak Nebisi Musa Aleyhisselam'a ilgililerin bir sığır kesmelerini emretmiş. O da kavmine Allah bir sığır kesmenizi emrediyor demiş ve onun bir parçasıyla öldürülen adama vurun ki dirilsin ve katilin kim olduğunu söylesin diye ilave etmişti. Onlar bizimle alay mı ediyorsun diye mukabelede bulununca Musa şöyle cevap vermişti. Cahillerden biri olmaktan Allah'a sığınırım. Bazılarına göre İsrailoğulları bu sözleriyle küfre girmişlerdir çünkü Musa'yı alay eden biri olarak nitelemişlerdi. Resullerden birini alaycı diye niteleyen kimse küfre girmiş olur. Görmez misin ki onlar son merhalede işte şimdi gerçeği anladın, anlattın demiştir. Bu da Musa'nın onlara daha önce söylediklerinin kendilerince gerçek olmadığını gösterir. Ancak ileri sürülen bu iddianın ilmi bir değeri bulunmayıp söyledikleri şey ihtimal dahilinde değildir. İsrailoğullarının bizimle alay mı ediyorsun şeklindeki sözü cezalandırma anlamına alınabilir. Onlar sanki şöyle demişlerdir. Daha önce ki itaatsizlik ve muhalefetimiz yüzünden bizi bununla cezalandırıyor musun? Çünkü onlar Musa'nın Allah katından aldığı hükümleri emrettiğini bilmiyorlardı. Onlar Musa'nın Allah katından aldığı hükümleri emrettiğini bilmiyorlardı. Bu ve benzer ifadelerin vuku bulan bir davranışa karşılık cezalandırma anlamında kullanılması mümkündür. Nitekim önceki bir ayette istihza, muahede, muhadea e, ve mekir kavramlarının cezalandırma manasında kullanılmasının caiz olduğunu bildirmiştik. Ve Nuh'un şunu iyi bilin ki siz nasıl bizimle alay ediyorsanız biz de aynı şekilde sizinle alay edeceğiz şeklindeki kavmine yönelik sözü de aynı mahiyettedir. Yani benzer karşı davranış. İşte biraz önceki mesele de bunun gibidir. İnsanlar arasındaki istihzaya gelince o bir cehalet ürünüdür. Kişiler kendi durumlarından habersiz oldukları için birbirleriyle alay ederler. Çünkü asli madde yaratılış onların düzenlenmesi ve maddi şeklin verilmesi açısından insanların hepsi eşit konumdadır. Görmez misin ki Hz. Musa kavminin alay değerlendirmesine cehalet kavramını kullanarak cevap vermiş ve cahillerden biri olmaktan Allah'a sığınırım demiştir. Bu anlatılanlar İnsanlar arasındaki istihsanın bilgisizliğe dayandığını kanıtlamaktadır. Bazıları muhatabın kulağına ilk çaptığı zaman hitabın umum ifade ettiği şeklindeki görüşün doğruluğuna bu ayet-i kerime ile istediler etmek istemiştir. Çünkü Allah Teala İsrailoğullarına bir sığır kesmelerini emretmiş ancak onun keyfiyet ve mahiyeti hitap sırasında değil araştırma sorma eylemlerinden sonra açıklanmıştır. Bu ise hitabın umum ifade ettiğini göstermektedir. Görmez misin ki haberde İsrail oğulları en basit bir sığırı kesmiş olsalardı kafi gelecekti. Ne var ki onlar kendilerine zorluk çıkarmış. Allah da işlerini zorlaştırmıştır denilmiştir. Fakat sözü edilen bakış açısı isabetli görmek gerekir. Fakat sözü edilen bakış açısını isabetli görmemek gerekir. Çünkü burada verdiği bir emirde Allah için sonradan bir şeyin zuhur etmesi ve hükmünde düzeltmenin gerekmesi gibi bir sonucu ona nispet etmek bahis konusudur ki küfür niteliği taşır. Böylesini peygamberlerden birinin söylemesi şöyle dursun, sıradan bir Müslümanın bile dile getirmesi düşünülemez. Bu tarz bir istedilerin izahı şudur ki Musa aleyhisselam birkaç defa Allah şöyle buyuruyor demiştir. Eğer ilk söylediği ikincisinden başka bir şey idiyse başlangıçta umum statüsünde söylediği sonra daha önce dilemediği biçimde tefsir etmiş demektir. İşte bedanın mahiyeti budur. Hatta bu ilkin söylerken dilediği şeyden rücu edip sonradan onu başka şekilde açıklamaktır. Tefsirini yapmakta olduğumuz ayet ayeti kerimedeki hitabın umum ifade ettiğinin iki delili bulunmaktadır. E, şurayı etiketleyip sonra okuyalım. tefsirini yapmakta olduğumuz ayet-i kerimedeki hitabın husus ifade ettiğinin iki delili bulunmaktadır. Birincisi, zahir statüsünde gelen her ayet önce umum durumunda bulunur, sonra onu tahsis eden beyan gelir. İkincisi, önce emrin, sonra ona ait beyanın gelmesi mümkün olup, bunu normal görmelidir. Biraz önce anlattığımız gibi ayet bu tür bir hedefi olduğu kabul edilerek önce umuma hamledilir. Sonra da husus gerçekleşirse ilahi hüküm ve şeriatlarda beda ve sonradan farkına varma durumu ortaya çıkar ki bu geleceği ve nihai oluşumları bilmeyenin halidir. Cenab-ı Hak böyle şeylerde münezzehtir. İsrailoğullarının Hz. Musa'da kendileri için Rabbine dua edip kesilecek sığırın mahiyetini açıklamasını talep etmelerinin anlam ve hikmeti Allah'ın sözü edilen sığırın mucize statüsünde olmasını dilemesidir. Bu sebeple onların zihninde her sığırın mucizeyi elverişli olmayacağı düşüncesi doğdu. Bundan dolayıdır ki İsrailoğulları bu açıklamayı Hz. Musa'nın kendisinden istememiştir. Zira mucizelere vakıf olan sadece Allah Teala'dır. Başka bir deyişle sanki aranan sığır ilkin söylediğimizin ta kendisidir denilmektedir. Konuyla ilgili ilk beyanda ilahi irade sonucu temin edecek bir bu sığıra yönelik olmuştur. Başlangıçta verilen kesilme emri ise nihai olarak durumun karar kıldığı hayvana yönelikti. İsrail kesilecek hayvanın vasıflarını sorup araştırmakla emredilmesi Allah'ın dilediği hayvana ulaşmaları hikmetine bağlıydı. Yoksa onların talebi üzerine Allah'ın yeni bir karar vermesi şeklinde değildi. Yeni, evet az kalmış okuyup bitirelim. Nitekim hısım akraba ile ilişkiyi sürdürme ömrün artmasına vesile olur. Hısım akraba ile ilişkiyi sürdürme ömrün artmasına vesile olur. Mealindeki rivayet edilen haber de aynı çizgi üzere seyreder. Yani Cenab-ı Hak kulunun sıla-i rahimde bulunacağını bildiği için ömrünü bu davranışta bulunmamış olsaydı ilahi ilminde belirlenen ömürden daha fazla yapar demektir. Burada durum şöyle değildir ki, Allah kişinin ömrünü bilinen bir sınırda belirlemiş olsun. Sıla-i rahimde bulunduğu takdirde ise onu artırsın. Yine durum Mutezile'nin iddia ettiği gibi de değildir. Allah Teala herkes için iki ecel belirler. Kul sıla-i rahimde bulunursa onun hayatına uzun ömrün bitiminde son verir. Bulunmazsa ilk süresinde hayatına son erdirir. Mutezile'nin bu tasviri geleceği bilmeyenin davranışıdır geleceği bilen için ise mümkün değildir. Çünkü bu sonradan farkına varmak beda büdüvdür. Ve önceki durumda dönüş yapmaktır. Tefsirini yapmakta olduğumuz ayet-i kerimeye dayanarak maktulün ve maktulün velilerinin sözüne itibar edileceğini söyleyen kimse birkaç yönden hataya düşmüştür. Şurasına etiketleyelim. Tefsirini yapmakta olduğumuz ayet-i kerimeye dayanarak maktulün velilerinin sözüne itibar edileceğini söyleyen kimse birkaç yönden hataya düşmüştür. Birincisi, maktulün konuşabildiği takdirde beni falan öldürdü şeklindeki beyanı gerek miras hakkından mahrum edilme, gerekse diyet ödettirmek konusunda kabul edilmez. Aynı şekilde onu temsil eden velisinden de kabul edilmez. İkincisi, Hz. Musa dönemindeki olay İsrailoğullarına gösterilen büyük bir mucize olup başkaları için geçerli değildir. Üçüncüsü, Musa dönemindeki maktulün velileri ölü canlandırılmadan önce belli kişilerin katil olduğunu iddia ediyordu. Şayet sözlerin dikkate alınma hakları bulunsaydı Kur'an'da bahis konusu edilen mucizeye gerek kalmazdı. Dördüncüsü, ölünün beyanını kabul etmek velininkinden önce gelir. Çünkü veli yapacağı beyanla faydalanır, ölü ise söyleyeceği sözle herhangi bir fayda sağlayamaz. Maktulün sözü bizim şeriatımızda kabul edilmez. Velisi de aynı durumdadır. Diğer hayvanları değil de sığırı mucize vesilesi kırmasının hikmeti iki şekilde açıklanabilir. Birincisi rivayet edildiğine göre anne babasına karşı vefakarlık, iyilik ve şefkatle davranan bir adam vardı. Onun ayetlerde anlatılan nitelik ve benzerlikle bir sığırı bulunuyordu aziz ve celil olan Allah, anne babasına karşı sergilediği davranışın mükafatını dünyada vermeyi dilemişti. İkincisi, olay konu teşkil eden İsrailoğulları önceleri sığır ve buzağılara tapıyor ve bunun sevgisi kalplerine buzağı sevgisi doldurdu. Mealindeki ayette ifade edildiği gibi gönüllerine yerleştirilmişti. Sonraları tövbe edip Allah'a ibadet ve itaate dönüş yaptılar. Cenab-ı Hak sevdikleri hayvanı kurban etmeleri suretiyle kendilerini imtihana tabi tutmayı istedi. Bunun da amacı tövbelerinin samimiyeti, gönüllerdeki sığır ve buzdağı sevgisinin kökünden silinmesinin ortaya çıkmasıydı. Burayı etiketleyip bitirelim. Bugünkü okumamız yeterli.